Herkese merhabalar. Bu hafta Adana ilimizin Yüreğli ilçesine bağlı Dedepınar köyündeyiz. Limonu konuşacağız. Biz sizi tanıyabilir miyiz? Aşağı yukarı 37 yaşında bir bahçemiz. Yaklaşık 30 senedir de ben ilgileniyorum burayla. Valla bu sene ne oldu bilmiyorum. Bizim bir ağaçlarımızın yapraklarında bir sorun başladı. Evet. Herhalde yaprak güvesi. Evet. Ağaçları da ileride zarar verir mi vermez mi? Bunları bizzat sizden öğrenmek istedim. Yaprak galeri güvesi bahar ayında ilk sürgünler çıkmaya başladıktan itibaren çıkarlar. Erginleri gri renkli küçük kelebekler. İşte yumurtlama döneminde taze sürgünler yapraklarına her bir yaprağa birer tane şeffaf yumurta bırakırlar. Bu yumurtadan çıkan yeşiller alvarar. Siz de biliyorsunuz işte yaprağın içerisine girerek yaprağın klorofil yapı maddesi olan kısmını yerler. Dolayısıyla burada bazı yerlerde buna harita böceği derler. Evet. Doğrusu evet. Harita gibi böyle şekil çizerler. Doğru. Ve dolayısıyla biliyorsunuz bir bitkinin asıl jeneratörü diyeyim, üretim merkezi diyeyim yapraklarıdır. Mutlaka. Dolayısıyla bununla mücadele etmek gerekiyor. Kimyasal mücadeleye en sonra biz tavsiyede bulunuruz. Evet. Bundan önce yapılacak olan uygulamalar vardır. İşte biyolojik mücadelemiz canlıyı canlını öldürmek. İşte kültürel tedbir diye tabir ettiğimiz yine kimyasal mücadele başvurudan yapılan tedbirler. İlk sürgünler çıktığı zaman bahar döneminde işte kontrol edeceksiniz sürgünleri. İşte %15-20 gibi bir bulaşıklık söz konusuysa evet. İlk ilaçlamaya başlayacaksınız. İlk ilaçlamadan sonra ilacın etki süresine paralel olarak yine takip edilecek. Eğer yine devam ediyorsa bir ikinci ilaçlama. Eğer tabii burada kullanılması gereken ilaçlar mutlaka ruhsatlı olması lazım.